İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Of ya, of! Nerede bu defter? Eğer Selim'e veremezsem ona rezil olacağım. Hem de tam da Tuğçe o lafları etmişken. Ya o zaman söyleneceğine sihir kitabının 142. sayfasına bak. Kafamı da şişirme. Ya senin gürültü yüzünden sabahın köründe uyanıyorum zaten. Tamam, tamam. Can bulaşık, kayıp bulucu. Kim bu can bulaşık? Bulabileceğin en iyi kayıp bulucu. Hadi ya. Bas kitaptaki düğmeye şak diye gelsin, tak bulsun, çak gitsin. Tamam. Merhaba güzel bayan. Beni emretmişsiniz. Can bulaşık? Ta kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hiç vakit kaybetmeyelim. İmzalayın şu anlaşmayı. Hemen bulayım aradığınızı. Evet. Güzel. Vallahi bravo. Bir de bunu buldum. 1 lira. Yok sende kalsın. Kendine sakız alırsın. Yok, ben hakkımı istiyorum. Neymiş o? Hı? İmzaladığın anlaşmada yazıyor. Kalbim mi? Sen kalbimi sökeceksin? Yok, hayır öyle değil. Benimle evlenir misin Ayşegül? Ne? Ne diyorsun sen Can? Ben daha 16 yaşındayım. Hele sen o kadar bile değilsin. Ya hemen değil canım. Şimdi bir şey yaparız. 18'imizi bitirince de nikah. Ya Duman, sen yapıyorsun değil mi bütün bunları? Duman. Duman. Sen bitin Duman. Ben de çok kızdım şimdi ona. Nişana kesin çağırmayalım onu. Yok. 8 saat uğraştın ama sonunda çıkardın. Vallahi bravo Melda. Seldacığım, değil 8 saat, 108 saat olsa yine uğraşır çıkarırdım. Ay canım ablacığım, sen beni bu kadar çok mu seviyorsun? İnan ki bu sevgi karşılıklı. Günaydın. Günaydın. Ya odamda Can diye bir velet var ve Duman yüzünden evlenmek zorundayım. Sakın bir şey sormayın çünkü çıldırmak üzereyim. Ne? Ne? Evet çocuklar, var mı sorusu olan? Söyle yavrum. Ya hocam, biz bunu geçen derste işlemiş miydik? Tam bir hafta. İlahi Ceren, oho, gir. Bu kim ya? Bu ne? Hocam siz hiç rahatsız olmayın. Devam edin. Ay hocam ben böyle rezillik görmedim. İnsanlarda eğitime karşı saygı maygı kalmamış yani. Allah Allah ya. Cenk. Cenk dur bir şey söyleyeceğim. Dur dur. Ya ne var Murat ya? Ayşegül. Ayşegül kimdi o çocuk? O mu? O... Ya Selim boş ver, sonra anlatırım. Ya ders notları için gerçekten sağ ol. Bir şey değil de. Ne haber Ayşegül? İyiyim. Biz tanıştırmayacak mısın? Bu Can. Can, bu da Selim. Arkadaşım. Nasıl arkadaşın? Erkek arkadaşım. Ayşegül kim bu? O mu? O. Rezil oluyorsun Selim. Bütün okula rezil oluyorsun. Bu kız yüzünden çoluk çocukla muhatap oluyorsun.
Bu arada sen de laflara dikkat et küçük hanım. Selim senin erkek arkadaşın falan değil, sadece arkadaşın, anladın mı? Hatta yakın bir zamanda arkadaşın bile olmayacak. Tuğçe, anladın tamam mı? Hadi gel canım. Tuğçe. Tamam, Tuğçe. Ya bırakma beni sizin Tuğçe. Tuğçe. Tamam yapma, Tuğçe. Bırakma, bırakma. Ya bırakma ya. Bırakma ya. Tamam. Gıcık oluyorum ya. Bu kıza gıcık oluyorum. Yok mu bana söyleyeceğiniz bir şey? Ne yapacağım ben şimdi? Bence hemen çok iyi bir avukat bulmalısın. Çünkü bu sözleşme tamamıyla geçerli. Peki var mı bildiğiniz ve tanıdığınız beni kurtaracak iyi bir avukat? Evet, anlat bakalım derdini Ayşegül. Ya Deli Ferit enişteciğim, Can Bulaşık diye bir çocuk bana evlenme teklif etti. Sözleşmeyi imzaladın mı? Hı hı, evet. Peki okudun mu? Hayır. Bana da bir davetiye gönderirsin artık. Hayırlı olsun canım, mutluluklar dilerim. Ya yapma Deli Ferit enişteciğim. Ya biliyorsun, ya ben Selim'i seviyorum. Hatta hayatta en büyük isteğim üniversiteyi bitirdikten sonra Selim'le evlenmek. Hatta sonra da bahçesinde çocuklarımızın koşturacağı pembe panjurlu bir ev sahibi olmak. Tamam tamam, mevzuata bir bakalım. Belki açık buluruz. Ya ocağına düştüm Ferit enişte. Ne olur kurtar beni bu dertten lütfen lütfen lütfen. Tamam bakacağım dedim ya. Tamam. Hayret bir şey. Okumadan etmeden önünüze gelen kağıtları imzalıyorsunuz, ondan sonra... Aman yandım Allah, kurtar beni Deli Ferit enişteciğim. Ya. Sen git, ben seni ararım. Tamam, yoksa ararım ben. Tamam, tamam hadi. Daima kalbimdesin, 18'imi bitireceğim günü iple çekiyorum Can. Of. Okumayacağım işte. Bundan sonra gönderdiğin hiçbir kartı okumayacağım Can. Hey! Ne yapıyorsun kızım, manyak mısın? Ben burada senin kurtuluşun için bir yol bulmuşum. Sen zarfı yırtıyorsun. Kurtuluşun mu? Ayşegül, bir açık buldum. Mevzuatta mı? Hayır kızım, tabiatta. Ne? İnsan tabiatında. Ya böyle aval aval bakarsın işte. Bak Ayşegül, sana bir hayat dersi kızım. Hiçbir anlaşma, sözleşme, imza insan duygularıyla ters düştüğü sürece geçerli değildir. Önemli olan insanın duygularıdır. Sen istersen beşik kertmesi ol. Eğer başkasını sevdiysen herkese bunu kabullenmek düşer yavrum. Sevenleri ayırmamak lazım. De ya bunun benimle ne alakası var? Bu sözleşmenin geçerliliğini kaybetmesinin bir tek yolu var kızım. O da bu çocuğu başkasını sevdiğine inandırman. Eğer buna inanırsa zaten kendiliğinden sözleşmeyi yırtacaktır. Yani yapmam gereken Can Bulaşık denen o çocuğu karşıma alıp başkasını sevdiğimi söylemek. Sadece söylemek değil, inandırmak. Sadece ve sadece ona inanırsa bu anlaşmayı yırtar. Ya yırtmazsa? Eğer inanırsa yırtar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.